bizim politikacılarımız da nerede Türk vatandaşı varsa gitmeli ve propagandasını yapmalı. Avrupa'dan gelen miting yasakları için tepkisini böyle dile getirdi. Ama ardından eleştiriyi unutmadı. Sen Almanya'ya giderken yasaklıyorlar, tepki veriyorsun. Biz de haklısın diyoruz. Ama aynı şeyi sen yapıyorsun. İğneyi kendine batır, çuvaldızı öbür tarafa batırabilirsin. CHP lideri Bulgaristan'da yaşayan Türk kökenli bir siyasetçinin propaganda yapmak için Türkiye'ye gelmek istediğini ama izin çıkmadığını anlattı. Türkiye'ye gelip Bulgar vatandaşlar arasında propaganda yapmak istiyor. Bizim partiye oy verin diye. Türkiye'ye girişini yasakladılar. Kim yasakladı? Dışişleri Bakanlığı. Referandum gündemini ele aldığında tek adam eleştirisini sürdürdü. 80 milyon bir kişiye emanet edilir mi diye sordu. Bu anayasa değişikliğine yanlıştır diyoruz. Toplumu bölüyor diyoruz. Bir direksiyonda iki kişi olmaz. Bunlar uçağa biniyorlar. İki pilot var, bir tane değil. 18 yaşında milletvekili seçilme maddesine tepkisini dile getirdi. Bu anayasanın içinde bir tuzak var. Bu 18 yaşındaki çocuk kimlerin çocuğu? Milletvekili olacak. Askerlikten ömür boyu muaf olacak. Ben eminim bu mutlaka Simitçi'nin çocuğudur. Evet, devam ediyoruz.